Mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tırnak pide yapacağım. Çünkü bugün yapacağım yemeğin tabanına kullanmak için pideye ihtiyacım var ve kendim yapmak istedim. Şimdi malzemeleri sıralıyorum. Şöyle yarım paket yaş maya, 2 adet şeker, şöyle 400 mililitre kadar su, 3 bardak un, tuz, sıvı yağ hamuru için, yüzüne sürmek için 1 adet yumurta, açmak için 1 miktar un. Şimdi öncelikle şöyle sudan 1 miktar koyuyorum, yarısını. Unun yeteceği kadar kullanacağım. Eksik kalırsa bunun hepsini kullanacağım. Eksik kalırsa bir miktar daha su ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuracağım. Şimdi mayamız eridi içerisinde. Maya iyice eridi. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağı da koyulabilir, zeytinyağı da kullanılabilir. Bunu da iyice şöyle karıştırıyorum. Ve şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Ve unumu içerisine ilave ediyorum. 3 bardak unun hepsini kullanıyorum. Ve ara ara ılık su dökerek yumuşak bir hamur elde edeceğim. Rahat açılabilmesi için yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olacak. Şimdi artık elimle devam ediyorum. Karışım tamamlandı. Bu şekilde. Hamurumuz biraz ele yapışkan bir hamur. Şöyle ayırdığım undan bir miktar üzerine serpeleyip bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Çok güzel bir hamur oldu. Sadece şu ele yapışmasını azaltmam lazım. Bunun için de hafif bir un serpmem yeterli oldu. Şimdi elimdeki hamurları da şöyle ovalayarak temizliyorum ve enfes bir hamur oldu. Şöyle toparlıyorum. Kenarı da temizledikten sonra bu şekilde. Şöyle hamurun yumuşaklığını da göstereyim. Böylece üzerini örtüyorum. Kendi hacminin iki katı oluncaya kadar mayalanacak. Bu şekilde ağzını kapatıyorum. Ve mutfakta ılık ortamda kabarıncaya kadar yaklaşık yarım saat mayalanacak. Şimdi üzerini de şöyle örtüyorum. Daha sıcak olması için. Bu şekilde mayalanmasını bekliyorum. Tırnak pide hamurumuz yarım saattir kalorifer peteğine yakın bir ortamda bekledi. Şöyle kendi çapının iki katı kadar genişledi, mayalandı. Şimdi üzerini açıyorum. Şöyle. Oh, harika. Yumuşacık bir hamur elde edildi. Şimdi masanın üzerine biraz un serpiliyorum şöyle. Ve hazırladığımız hamuru masanın üzerine alıyorum. Mis gibi mayalı hamur kokusu da
geliyor. Şimdi elimle şöyle mayasını biraz indiriyorum. Ve hamuru parçalara ayıracağım. Bu şekilde. Üç çeşit parçaya bölüyorum. Üç tane pide yapacağım. Şöyle kalsın. Yumuşacık ve ele yapışmayan bir hamur. Böyle. Şöyle. Bekleme tahtasını alıyorum. Şöyle elimle açmaya çalışıyorum. Açma işini tamamladım. Şöyle çok güzel bir şekilde pide oldu. Şimdi bunun üzerine tırnak yapacağım. Şöyle yanıma biraz su alıyorum. Tırnaklarımı batırıyorum içine ve şöyle tırnak izi yapıyorum. Ve bunu tepsinin içerisine alıyorum. Çünkü çok yüksek ısıda mayalanıp hemen pişmesi gerekiyor. Bu şekilde biraz dinlendireceğim diğerini hazırlarken. Olduğu yerde daha kabarık mayalanmasını bekleyeceğim. Fırın ısınınca hazırladığım pideyi fırına yerleştireceğim. Şimdi diğerini de alıyorum. Zaten yumak kaldığı yerde bile hemen kabarmaya başladı. İçinde de böyle hava kabarcıkları görünüyor. İkinci pideyi de şöyle tırnak izi yapıyorum. Tırnak pidesi. Bu şekilde. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle aralardan da geçebilirsiniz. Önemli olan bu tırnak izlerinin çıkması. Şimdi bunu da tepsiye alıyorum. İkisini aynı anda aynı tepside pişireceğim. Çünkü alt üst ayarda pişeceği için iki tepsi koymayacağım. Tek tepside iki pideyi pişireceğim. Şimdi üzerlerine biraz da şöyle çırptığım yumurta sarısından süreceğim. Ve bu aşamada üzerine çörek otu, susam serpilebilir. Ben bir miktar susam serpeceğim üzerine. Bu şekilde ekmeğimiz fırına verilmeye hazır duruma geliyor. Ve yapacağım tire köfteler için bu pidelerden kullanacağım. Tire köftenin yapımını da önce onu yayınlayacağım.
Daha sonra da ekmeklerin yapılışını sizinle paylaşacağım. Bu şekilde biraz dinleniyor. Şimdi biraz susam serpiyorum. Bir tanesine de çörek otu serpeceğim. Bu şekilde. Mis gibi. Malatya tırnak pideleri yapılmış olacak. En son derecede alt üst ayarda ve orta rafa yerleştiriyorum. Şimdi üçüncü pideyi de şöyle tepsiye biraz un serpiyorum. Yağlı kağıt kullanmadan da pişebileceğini gösteriyorum. Bu şekilde tepsinin büyüklüğünce yerleştiriyorum. Ve tırnak izini burada yapıyorum. Şöyle elimi suya batırıyorum. Bir şekilde kızardı. Şöyle enfes görünümde, şöyle baktığınızda altı üstü harika. Diğer pideyi de fırına bırakıyorum. O tarafta alt üstünde harika bir şekilde. Bunları böyle üste koyuyorum. Biraz yumuşaması için şöyle hafif bir üzerine örteceğim. Pidelerin üzerine açtım. Şöyle yumuşacık. Diğer pidede pişinceye kadar bekleyip sunum aşamasına geçeceğim. Pidenin üçüncüsü de fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Ya 15 dakika sürmüyor fırında. Kızarma aşaması şu şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Harika pideler. Şimdi fırından çıkan ekmeği şöyle dilimliyorum. Dinlenmişti zaten biraz da. Oo, yumuşacık. Şöyle içine bakınca şöyle elimle bölüyorum. Arası bile açılıyor. Çok güzel. Şimdi en sevdiğim kısım tadım aşamasına geçiyorum. Bunun için bir parça da İzmir tulumu hazırladım. Şimdi İzmir tulumundan şöyle kesiyorum. Ekmeğin arasına yerleştiriyorum. Biz fırından gelen sıcak sıcak ekmekleri böyle peynirle yeriz. Ya da üzerine tereyağı sürer sıcak sıcak yeriz. Şimdi tadım aşaması. Enfes bir lezzet. Bu şekilde tırnak pide yapmayı sizlere de tavsiye ediyorum. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.